Burada kırman lazım aşkım. Böyle devam ettirler ya. Yeter ayol. Güzel yer diyoruz, aferin. Eski dansözlerden kim kaldı aşkım? Tabii. Bir Asena, bir ben. Ay bir de Nez. Dansöz değildi, şarkıcıydı. Ama dansöz olmayınca beklenti daha düşük oluyor. Kırınca ve kıvraklığın varsa... Uf. Tabii petekliğin çöz de mesela. Polis şarkıcıydı Asena. Ama iyi kıvırırdı. Kim kıvırır biliyor musunuz? Kim? Eksler. Eksler çok iyi kıvırır. Uf. Eksler çok iyi kıvırır. Sizi seviyormuş gibi yaparlar, manipüle ederler. Sonra başkasına kayarlar. Hoş geldiniz Değişikler kanalımıza. Hello. Ben Değişik 1. Ben Değişik 2. Biz size diyorduk ki ne istediğinizi söyleyin, aşağıya yazın, biz de oradan yapalım. Dedik dedik, inanmadınız. Ne oldu şimdi? Dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? Olmadı falan. Hiçbir şey. Tam dediklerimizin hepsi ters olmuştu işte. Şimdi bir arkadaşımız şey yazmış. Bizim size attıklarımızı yapay zekaya sorun. Yapay zekanın verdiği cevapları tartışın demiş. Bize de Onat Bey duygusal zekası yüksek bir yapay zeka buldu. Emotional AI. Maşallah. Ona soracağız şimdi sizin emotional problemlerinizi ve verdiği cevaplar üzerine tartışacağız. Bakalım yapay zeka mı, biz mi? Oğlum o kadar inandırıcı gelmiyor ki. Çünkü yapay zeka deyince karşıda direkt bir robot imgesi var. O Sofia gibi değil mi? Aynen. Sofia sanki bizle Sofia bölüm çekiyor. Ve duygusal hiçbir zaman olamayacaklarmış gibi. Yani biz evet. Onlardan her zaman üstün ve daha değerli kendimizi hissetmek zorunda kalacağımız için. Evet. Hiç duygusal olamayacaklarmış gibi hissediyorum. Ama hiç belli olmaz. Bakalım belki yaratıcı cevaplar verir. Ben ön yargılı değilim Sofia'ya karşı. Ayrıl kanka. Ayrıl kanka. Sürekli love bombing evresindeyiz. Hiç çıkamıyoruz bu evreden. Love bombing'i biliyorsunuz Onat Bey. Bumplıyor. Sizi kendine alıştırıyor. O sevgiyi alıştırıyor. Sonra birden çekiyor. Siz bu sefer diyorsunuz ki nerede benim bump'ım? Bump'ı arayışına giriyorsunuz. Oğlum hayat böyle bump mı verecek lan? Sen de biraz şey yap yani. Evet biraz kendinizle de idare edin yani. Ama, azalacağını öngör yani. Ama orada kendine müptela etmek istiyor, anladın mı? Ben olmadığında kendini iyi hissetmesin. Ben varken sadece çok iyi hissetsin. Oo çok iyiymiş. Anladın mı? Böylece ben olmadığımda mutsuz olacağım. Niye herkes ondan daha mı az sevgi verebiliyor dünyada? En çok sevgi o mu verebiliyor? Değil işte. Bak abin ne diyor. Şıkala bump'lar da var. Fazla rasyonel düşündüm. Evet. Doğru yani? Doğru. Şu an bence bu videolarda rasyonel beyin olmalıyız. Evet çok duygularınıza çok kapılıyorsunuz arkadaşlar. Onlar çok duygulara kapıldığı için biz işin mantık tarafında olmalıyız diye ben düşünüyorum değerli eşim. Emotional ya ne demiş bebişim? Ne demiş canım? Anlıyorum bu gerçekten zor bir durum olmalı. Ama biz ben de mi her defasında böyle yapayım? Anlıyorum ablam, anlıyorum. Süreçte kendini oldukça boğulmuş hissediyor olmalısın. Sadece dinlemek istersen buradayım. Kalbim. Yapay zeka ile flört edebilirim evet, yani şu iyiymiş. An. Ne haber yazayım mı? Uyudun mu? Uyudun mu? Love bombing. Sence sağlıklı mı de? Sence sağlıklı mı? Ben de şey ama öyle de böyle gitti öyle de. Öyle de. Seni istismar ediyor olabilirler. Bu durumda kendini daha da kötü hissetmen gayet normal. Bu konuda sana yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Sev beni. Yok, sen de beni bumpla. Sonra bana kaktüs göndermesin. Bana fikir ver. Bana ne yapmalıyım? Fikir ver. Güzel. Tabii sana konu hakkında birkaç düşünce paylaşabilirim. Öncelikle kendi ihtiyaçlarını ve sınırlarını belirlemek önemli olabilir. Çok doğru. Kendini tanıyıp kendi sınırlarını belirleyip kendin için iyi olmalısın ablam. Wow. Yani daha çok love bombing seviyorsan fazla love bombing sevmene gidersin. Love bombing. Bu süreci yaşarken kendi duygularına odaklanmayı unutma. Hmm. Ama zaten çok kendi duygularıma odaklandığım için mutsuzum. Yok karşı tarafın love bombingine odaklanıyor. Ha, bu niye ya benim şu an belki sevmeye ihtiyacım ama bana sevgi gösterdiği için de hoşuma gidiyor. Yani oraya doğru çekileyim o zaman. Gibi oluyor. Yani şey benim ilgiye ihtiyacım yok. Evet. Gibi bir yerden. Özgüven. Bir tık daha zorluyorum. Sence ayrılmalı mıyım? Abi yapay zeka da kaderimizi belirlemesin burada ya. Ayrıl kanka yazıyormuş. Bu senin kararın. Ancak ilişkinin sağlıklı olmadığını düşünüyorsan ayrılma seçeneği değerlendirmen gerekebilir. Ya çok tatlı bir dürüstlük. Evet. Kalbini de kırmıyor. İlişkimin sağlıksız olduğunu... Nasıl anlarım? Yapay zeka içinden diyor ki şimdi bunlar ne gerizekalı bunlar diyor. Her şeyi ben anlatıyorum. Ben bunu uzun yazayım da bir daha sorarsan. Sağlıklı bir ilişkide karşılıklı saygı var mı canım? Var mı saygı? Tik mi? Saygı tik mi? No. Sayıyor musunuz birbirinizi? No. Sürekli olarak kıyaslama yapıyor ya da sana zarar veriyorsa. Güzel. Ya sana şey diyor mesela atıyorum ismin Esra olsun şimdi tamam mı? Bir önceki sevgilisi Ayşe. Yani Ayşe ile bu konuları çok rahat konuşabiliyordum. Seninle konuşamıyorum. Eksiyle seni kıyasladı. Dayaklık bir durum. Abi bir kere adil değil kıyaslamak başkasına. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü Ayşe'nin gösteri daha büyüktü. Kıyaslayabilirsiniz. İlişkinizi güçlendirecek kıyaslar. Başına şey koyarak ne kadar da güzel. Ne kadar da güzel öpüşüyoruz.
Ne kadar da güzel sevgiliyiz. Evet. Nasıl ya da mesela kıyaslama? Bir önceki sevgilim mesela iğrenç bir herifti. Kül tablası fırlatıyordu. Sen dersin ki hemen... Ne kadar da güzel fırlatıyorsun. hayır lan. Peki beni seveyim. Evet. Eyleme dökeyim sevgisini. Sonraki yapmıyorsa dersin ki he ben demek ki sağlıksız bir ilişki yaşamışım. Tablası atmadan da sevilebiliyorum. Aa çok iyi. Gibi. Ama kül tablası atmasını normalleştiren bir insan tablası atılmadığında sevilmiyormuş gibi hissediyor. Sen beni sevmiyor musun? İşte ben sana başta şey diyordum ya beni hiç kıskanmıyorsun sen hayırdır. Hı-hı. Çünkü kıskanmayı sevgi dili olarak öğrenmişim. Biz şimdi bu kızcağıza ne dedik? Ayrıl kanka mı dedik? Yolları verdik. Yani, kendi seçecek. Kendi yapay seçecek. Zeka gibi cevap verelim mi? Eğer ilişkinin sağlıklı olduğunu düşünüyorsan devam edebilirsin. Eğer ilişkinin sağlıksız olduğunu düşünüyorsan en yakın yardım kuruluşundan yardım alabilirsin. Bakınız onlar bir değişik. Bazıları da böyle konuşalım istiyorlar anasını satayım. Burada iki dakika geyik yapamadık. Hemen bir... Ama siz çok insanların kaderiyle oynuyorsunuz kardeşim. Ne kaderle oynaması? Öylesine muhabbet ediyoruz. Bu, fikrimi söylüyoruz. Vuducu muyuz lan? Şu an elimizde şey mi? İğne mi batırıyoruz? Bu ne ya? Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Mesela yemek masasında arkadaşlarına sormuyor musun? Kanka ne olacak benim bu iş? O da sana diyor ki kanka böyle yap böyle yap. O onu diyebiliyorsa biz de burada diyoruz. Madem biz yemek yerken çıtır çerez izliyorsun. Biz de böyle kanki sana tavsiye istiyoruz. Hem çıtır çerez izliyorsunuz hem danışmanlık merkezi muamelesi yapıyorsunuz bize. Ay çok iyi ya. OBD danışmanlık. Güzel. Danışmayın. Ama içeride profesyonel çift terapistlerinin olduğu bir klinik açtık belki. Biz vermiyoruz ki kardeşim. Vereni bir araya getiriyoruz ve güven veriyoruz. Biz sağlıklı insanlarla çalışıyoruz diye. Sonra neden psikologlar olmasın? Da bize savaşıyor. Psikologlar önce hastaların hayatını ifşa eden ve dizilerden milyon dolar kazanan o kadını ifşa etsin. Adını burada zikretmek istemediğim hanımefendi bütün memleket biliyor. Diyor ki Başak Burcu diyor. Tüm gün iş düşünüyor diyor. Şöyle diyelim. Sevgilim Başak Burcu. Ne düşünüyorsun desene Başak Burcu sevgililerle. Ne düşünüyorsun? Yapay zekayla bildur geçiyoruz. Aa bayağı rasyonel. Astrolojiye inanmak kişisel tercihine bağlıdır. Ancak burçlar ilişkileri etkileyebilir. Yapay zeka bile böyle diyor aşkım. Ya, bilimsel yapay zeka bizi onayladı şu an burçlar etkili diye. Başak Burcu genellikle düzenli, organizeli ve sorumluluk sahibi olarak tanımlanır. Mersi canım. Evet doğru. Bu özellikler ilişkilerde yardımcı olabilir. Ancak kesinlikle doğru. İlişkideki her şeyi belirleyici olacağını söylemek doğru olmayabilir. Doğru. Evet gerçekten öyle ya. Bazı insan da burcunun pozitiflerini taşıyor, negatiflerini taşımıyor. Şimdi, yani. Aynen. Peki, devam ediyorum. Evet. İlişkini başkalarının özellikleriyle değerlendirmek yerine partnerin ve senin ihtiyaç ve beklentilerin üzerine odaklanman daha iyi olabilir. Eğer endişen varsa onlar üzerine de odaklan. Ona daha fazla yardımcı olabilir miyim? Bu da. Yani şöyle bir şey var. Mesela bu çocuğun işkolikliği seni neden rahatsız ediyor? Sana ilgi gösteremiyor mu işkolikliği yüzünden? İlişkinize ilgi gösteremiyor mu? Bu tarz bir eksiklik mi yaşıyorsun? Bence ilgi eksikliği oluyor. Hemen yazayım. İşkolik olduğu için bana ilgi göstermiyor. Anlıyorum. Bu gerçekten hayal kırıklığı yaratacak bir durum olmalı. İlişkideki dengenin sağlanması, bak dengesizlik var diyor. Dengesizlik var, doğru. Ve ihtiyaçların karşılanması önemlidir. Doğru. Ne ihtiyacın mı, o mu o ihtiyacı karşılayamıyor acaba? Hmm. Kendi duygularını ifade etmek ve ihtiyaçlarını paylaşmak bu durumda yardımcı olabilir. Belki partnerinle bu konuyu açıkça konuşmak ve hissettiklerini paylaşmak faydalı olabilir. Aynen, konuşman lazım hayatım. Demek ki onun hayatındaki öncelikler bir iş, iki sensen mesela. Hı-hı. Ama sen bir olmak istiyorsan bunu belirtmen gerekiyor bence. Senin hayatında ben bir olmalıyım. Ve çocuk gider ve kız gider. Ay öyle demeyin Allah korusun. Evet ama böyle de olabilir yani. Bir de birincilik hissetmek zorunda değil. İş birinci olabilir abi. Ben öyle hayat düşünüyorum. Öyle bence hayatındaki insana onu birinciymiş gibi hissettirmek bir sorumluluk. Bence değil abi. Bence kadınlar daha çok heteroloşikte birinci gibi hissetmek istiyor. Ben birinci gibi hissetmek istemiyorum. Ben senin hayatının bir parçası olmak istiyorum. Çok önemli parçası olmak istiyorum. Ama zaman zaman benden daha önemli şeyler olacak tabii ki. Mesela Dali. Ya da mesela çocuğu olan bireylerin bir numarası çocuğu oluyor otomatikman. Sürekli şey mi diyor ya? Çocuğumuzu bırak da benimle ilgilendim. Aynen. Emzirme ya şu çocuğu. Benim ihtiyaçlarımı karşılaştın. BFF, Kankeyto ayağına birbirimize yürüyoruz. Bu işin sonu ne olur demiş. Bu işin sonu ne olur biliyor musun? Boka sarar bu işin sonu. Dur sonra BFF biliyor mu acaba? Birbirimize öyle yazmayayım anlamaz mı bunu? Bizden olur mu yazayım mı anlayacak mı? Yaz. Oo. Ya bu da karmaşıklaşınca şey oluyor ya kafası karışıyor. Evet. Bu durum karmaşık olabilir. En yakın arkadaşınla romantik bir ilişki yaşamak bazen duygusal karmaşıklıklara yol açabilir. Doğru. Çünkü abi gerçekten yakınlıktan dolayı mı? Bir şey hissediyor musun? O hissettiğin şey gerçek mi değil mi anlamıyorsun. Tabii. O kadar zaman geçiyorsun ki beraber. Evet. Aşk zannedebiliyorsun. Evet. Eğer her ikisi de bu fikre açıksa ve ilişkinizde dürüstlük ve iletişim varsa bu şekilde devam etmenizin bir sakıncası olmayabilir. İnsanlar genelde şöyle oluyor. Arkadaşıyla yakınlaşmaya başlıyor. Korkuyorlar. Çekiniyorlar. Hı-hı. Ve kaybedeceğim korkusuyla her şeyi bitiriyorlar. Hı-hı. Ne sevgili oluyor ne arkadaş oluyor. Piç oluyor zaten olay. Evet, ne yapacağız? Oluyor. Ama bir kere bir şeyler hissettiğin biriyle arkadaş kalmaya da devam edemezsin. Peki hoşuna gitmeye başladı ne yapıyorsun? İkinci aşamı buraya gelmeden önce şey mi yapıyorsun? Hemen araya? Bence kendini sorgulaman lazım. Arkadaşını bitirmen mi lazım? Gerekirse evet. Abi o zaman en küçük bir şey hissettiğin bütün arkadaşlar bitirmeli. Ay zaten küçük bir şey bile hissetmemen lazım arkadaşına. Ay kime güveneceğiz ya? Ay sokak sapık kaynadı.
vardı ya. Yok, kime güveneceğiz? Ederim. Arkadaşımıza güvenemeyecek miyiz? Ben ortaokulda da, lisede de, üniversitede bol bol kız arkadaşı olan ve kız arkadaşının hiçbirine hiçbir zaman asılmamış ve hiçbir şey hissetmemiş bir insanım. Bana da hiçbir erkek arkadaşım asılmamıştı çok şükür. İnsan psikolojisi bozulur hayatım. Götünü kollayarak gezersin. Evet, kötü evet. Bir şey yani. Ben ihtimal veriyorum çünkü genelde bize öyle şeyler soruyorlar. Hani takipçilerimiz... Yaşıyorlarsa aralarında kendileri. Bence olay ne biliyor musun? Buyurun. Arkadaş olmak için başlamıyorlar. Karşı taraftan az bir tepki gelince arkadaş gibi kalalıma dönüyor. Sonradan hep bir sevgiliye geçme şeyleri bir yarım kaldığı için deniyorsun. Ben acaba bizden olur mu? Ben başından beri bunu savunuyorum. Bence zaten BFF'ine bir şey hissediyorsan siz hiç BFF olamamışsınız. Heh. Kendinizi kandırıyorsunuz. Başından beri sizin derdiniz belli. Ne haber kanka? Karşı. Kanka çok güzel kokuyorsun bugün. Kanka hangi parfümü sürdün? Yeni mi? Böyle kankalık olmaz. O geleneksel hani muhafazakar ailenin çocuğu. Ben sol görüşlü ailenin kızıyım. Nasıl soracağız bunu? Hadi kızılcık şerbo. Aynen öyle. Sevgilim nasıl muhafazakar. Biliyor musun muhafazakarı bu? Bilmem. Modern demeyeyim ne diyeyim buna? Bilmiyorum. Seküler de. Sekülerim de. Ben sekülerim. Bunları da hep kızılcıktan öğrendim. Ailelerimiz birbiriyle çok ayrı. Oldukça zor bir karar olmalı. Önce seni anlıyorum şeyini söylüyor. Evet hep şey böyle. Senin söylediğini sanki şey yapıyor değil mi? Evet. Destekliyor. Sırtını sıvazlıyor yapay zeka. Ailelerin uyumu genellikle ilişkide bir faktör olabilir. Kalbini kırmamak için söylemiş. En önemli faktör onu ben sana söyleyeyim. En önemli. Abi onu da bilemez ki evlilik düşünmüyorum diye baştan ailelere. Nasıl aileleri bir daha tahtım önce görmeyeceğim. Bence Türk odasını. Kızlarının 1/4'ü ilişkiye evlilik düşünüyorum ve düşünmüyorum diye ayırarak o kafada başlıyor. Sayın erkek takipçilerimiz duydunuz mu? Ancak ilişkinizin temelinde saygı ve sevgi varsa bu durumu aşabileceğinizi düşünebilirsiniz. Bence düzenli çift terapisine gitmeleri lazım. Her yaşadıkları sorunu profesyonel biriyle çözmeleri lazım. Sen düzenli çift terapisine gidiyor musun? Olmaz da diyemem. Ula da bilir yani. Bakınız Roma'ya Juliet diyor. Bütün kötü bakınız Fatih de Doğa. Fatih Doğa'yı aldatmasaydı şerefsizlik yapıp belki de onlar bir şekilde bu işi yürütüyordu. Sema'yla Umut. Zor oluyor ama isteyince oluyor. Aslı. Direkt bana gelmiş çok gerginim. Pat diye soruyorum. Arkadaştan sevgili olabilir evet ama eğer o arkadaşınla seviştiysen de olabilir mi? Fakbadilerin yapma işlesi şey yani. Evet ama yapamadıkları şey. Yapamadık. Yapabilen fakbadisi olan arkadaşım da yok. Bence ben yapamam. Bünyeye göre değişir. Bir de yaşadıklarına göre de değişir. Ama yapan da yapıyor. Yaz bakayım fakbadiden arkadaş olur mu? Abi bu da... Söyle söyle. Söyle söyle. Bizi ahlaksız olarak şey yapacak bizi ya. Ya kardeşim ben yapamam diyorum Allah Allah. Ben olur bana hiç koymaz demiyorum ki. Her iki tarafta bu ilişkiyi istiyor ve net bir şekilde sınırlarını belirliyorsa. Yani mesela sevişeceğiz ama ertesi gün kimse birbirine neredesin demeyecek. Mesela bu bir sınırdır. Net bir şekilde sınırını belirleyebiliyorsa arkadaş olabilir. Ancak her iki tarafın da beklentileri ve sınırları açık bir şekilde belirlemesi önemlidir. What? The fuck buddy date. Abi yani... bu bir tek fuck buddy'lik müessesesinde değil yani. Müessese diyemezsin fuck buddy'liğe. Pardon. Derneği falan. Yani bu evlilikte de öyle kardeşim. İlişkide de öyle yani. Evet. O yine zaten her şeye konuşup sınırlarını belirleyebilirsin ki. Seçtikten sonra pişman olabilirsin. Kardeşim o zaman da pişmanlığının sorumluluğunu alacaksın. Hem ayranım dökülmesin, ne girmesin yani. Öyle olmaz yani. Hem arkadaş olayım, hem ihtiyaçlarımı karşılayayım. Ama başka biri olursa onunla da takılayım. Başka hayatım, başka istediğim var mı bir şey hayattan? Bir de son bir cümle daha söylemiş. Duygusal olarak rahat edebileceğin bir ilişkiyi tercih ediyorsan bu konuda da sana yardımcı olabilirim demiş. Ne diyor Sofya ben de geleyim diyor. Hayırdır Sofya da azdı. Bir fakat deyince bir şey oldu aynen. Sofya da kafayı yedi. Sürekli git gel yapıyor. Aşırı dengesiz. Şu an konuşmuyorum. Çıkarttı mı? Bir fakat deyince sonra git gel yazmayalım. Yanlış anlayacak. Sürekli gidip geliyor. Dengesiz falan yaz ona. Hayatımdan çıkardım ama aşırı da özlüyorum. Ne olacak? Bizim Sony'miz böyle. Bu durum gerçekten zor olmalı. Aman bu da sıktı. Bir ezberlemiş gibi. Ay aman lazer olmalı. Robot ya. Yeter empati ya. Yapamayacak ya. Empati yapıyormuş gibi yapıyorlar. Sesi bile şey değil mi böyle? Zor olmalı. Evet. Biz ne sorunlar gördük? Gülgül öldük. Gülgül öldük. Bir ilişkiden ayrılmak ve ardından özlemek çok normaldir. Yani doğru. Çünkü biz bunu anormal gibi düşünüyoruz. Tabii anormal. Abi niye unutamıyorum? Niye şey yapıyorum? İnsansın lan. Ama şey gibi ayrılırsam da özler miyim acaba lan? Böyle kavga gürültü Allah belanı versin falan. Bilmiyorum. Ayrılmışsın da sen kavga gürültünün. Ne oldu? Özledin mi? Hayır. Ama özlemiyormuşsun demek ki. Ama karaktere göre ben kafada bitiriyorum. Bu süreçte kendi duygularına yönelmek ve kendine zaman ayırmak önemli olabilir. Ay evet doğru bence bu çok önemli. Şunu demek istiyor başkalarına gitme arada gönlünü çok rahat kapatabilirsin. Doğru biliyor musun? Yani o hassasiyetini başkalarıyla tamir etmeye çalışma. Ama abi, tek başına da depresyona giriyorsun. Hayat vahşi arkadaşlar. Sizden yararlanmak için birileri bir köşede bekliyor olabilir. Şey, yaralı Ceylan'ı destekleyeyim anlamında mı? Evet yani adam tüfeğiyle bekliyor. Tüfeğin mermileri var orada. Ceylan, Ceylan gelse de... yapsam. Bu şeylerde çok vardır. Gizli gizli arkadaşına
yürüyenler var ya, hı-hı, onlar mesela bir köşede bekler ayrılsın mesela, diye ayrıldığı anda Merve saçmalama gel gel saçmalama. Aa, ve Merve kendini göğsünde bulur. Üzülme o gerizekalı için. Aa, boğuluyorum. Ben buradayım. Beni sevginle boğ. Gibi bir şey yaparlar. Yani normal bir sevgi verse bile ona bombing gibi gelebilir bombing yani. Bombing gibi gelebilir. Özlemesini normal buluyoruz ya. Hı-hı. İşte onun altında acaba bitmemiş bir şeyler mi var? Acaba. O kadar da keskin ayrılsan özlemeye de biliriz. Oh, irin attım, rahatladım, Allah'ıma şükür diye ayrılanlar, boşananlar var arkadaşlar. Sen bir daha bir buna bir bak. Onların da çoğu o avcıyı önceden bulmuş oluyor ve seke seke avcıya gidiyorlar ayrıldıktan sonra genelde. Avcının olduğu ormanlarda sekiyorlar. Seke seke. Çaydan geçiyorlar. Sosyal medyadan tanışıp flörtleşmeye inanmıyorum. Sosyal medyadan tanışıp flört etmek doğru mu? Doğru mu? Bu şey mi? Şey mi? Ahlak ya, Nihat Hoca'ya Ramazan'da soru soruyormuşuz gibi. Olur mu? Caiz mi? Sosyal medya aracılığıyla tanışıp flört etmek herkes için doğru olmayabilir. Ancak bu kişisel tercihe göre değişir. Doğru. Önemli olan karşılıklı dürüstlük, saygı ve iletişimdir. Doğru, ben katılıyorum. Nasıl anlayacaksın sosyal medyada bunu? Eğer bu şekilde bir ilişki istiyorsan ve sağlıklı bir iletişim kurabildiğini düşünüyorsan neden olmasın? Abi ama çok büyük bir yanılsama. Abel zaten olmasın. Hayal kuruyoruz karşımızdakine. Ve oradaki attığı bir emoji sen kendi istediğin gibi yorumluyorsun. Yani araya başka ifadeler giriyor. Ses tonu yok, aurası yok, kıyafeti yok, kültürü yok, anası babası yok. Hissiyeti bile farklı çıkıyor lan. Ya şöyle düşün yani. Başlangıcını oradan yapabilirsin. Hı-hı. Ama tabii ki de bütün ilişki oradan gitmez. O zaman öyle söyleyelim. Hani olmaz demeyelim de. Başlangıç ne olabilir? Aslında? Başlangıcı oradan yapsan olabiliyor ama sonrasında illaki bir face aynen to face. Onu da sosyal medyada bence şey yap, kesin bir oyun oynamak lazım. Oyundaki böyle vahşi aktivitelerde ya da çok zorda kaldığındaki tepkisini görmek güzel olabilir. Allah Allah. Seçtiği avatarlardan yorumlamak. Mesela ki Fortnite'da Onat Ekose etekli bir kız evet olarak oynuyor. Discord'da bir sese hemen gelmesi lazım. Beraber film izleyip yorumlamak yine DC'de. Onlar çok önemli aktiviteler. Bizim eski evet MSN gibi şeylerden hala yazışanlar var sadece. Yazıyı geçin arkadaşlar. Evet, artık evet neler var ya? Evet. Monika'ya bir de şeyi sorar mısın? Onlar bir değişik nasıl bir kanal? Onlar değişik, daha çok komedi üzerine içerik üreten bir YouTube kanalı. Valla işte dediğimiz gibi yani, siz ne istiyorsanız onu çekiyoruz diyoruz. Siz istiyorsunuz biz çekiyoruz. Aşağıya fikirlerinizi bırakmayın. Lütfen yalnız bir arkadaşım bir şey var şey yazıyor. Ayak gıdıklama challenge. Onu yapmayacağız ablam. Onu yazma artık. Onu artık yazma. Ayak gıdıklama challenge yapmayacağız ablam. Bir de linçlemeyin abi yapay zekayı. Biz de ne diyorsak, yapay zeka ne diyorsa son karar sizde arkadaş. Doğru. Kendi ilişkinizi biraz sorumluluk alın lan. Ayrılıyorsan ayrıl, ayrılmıyorsan ayrılma ya. Burada sonuçta biz sadece okuduğumuz bir cümleyle konuşuyoruz. O evet yüzden farazi eğlence içeriği çekiyoruz. Lütfen kendinizi iyice dinleyin. Yardıma ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız da gidin bir uzmandan yardım alın diyoruz. Nasıl dinlesinler? Böyle mi dinlesin aşkım? Mert mi Mustafa mı? Mert mi Mustafa mı? Tarık. Evet. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Kanala öpüyoruz, abone olmayı unutmayın. Instagram'da kısa içerikleri pushlamayı unutmayın. Arada shortslarımız da güzel. Shortslarımız da güzel. Evet, shortslarımız da güzel. Shortslarımızı da lütfen izleyin. Öpüyoruz sizi. Teşekkür ediyoruz.